Zekat meselesi de bir noktada benzeşiyor. Hanımefendinin ayrı bir birikimi var, beyefendinin ayrı bir birikimi var, çocuğun ayrı bir birikimi var. Üçümüz birden mi zekat vereceğiz, üçümüz birden mi kurban keseceğiz? Bu sorular hep sorulur. Evet. Ne dersiniz? Şimdi e, hanımefendi emekli kızı. Hı hı. Öbürü de sanıyorum belirli bir yaştadır. Emekli olmak üzereymiş o da. <laughs> yani e, yaşını başına almış insanlar. <laughs> Mali açıdan müsaitler mi? Evet. Kurban kesmekle mükellef olmanın e, nisabı nedir? Onu söyleyelim. Bayramın 1, 2 ve 3, kurban bayramının 1, 2 ve 3. günlerinde 80,18 gram altın, para, ticaret malı yahut e, ihtiyacınızdan fazla mal sahibi olduğunuz takdirde e, kurban kesmekle mükellef olursunuz. Yani 80,18 gram altın, para, ticaret malı bir de ayrıca mal diyorum bakınız. İhtiyacınızdan fazla mal. Ne, nedir mesela? Bir eviniz var, ikinci bir ev var. Hı hı. Onlar hep hesaba girer. Kirada olan eviniz. Bir arabanız var, ikinci bir arabanız var. O hesaba girer. İkinci arabadan dolayı zekat vermeniz gerekmeyebilir. Fakat bir arabadan fazla olduğu için bunlar hepsi Kurban kesmede, sadakayı, fıtırda hepsi devreye giriyor. Ee, ne yapacak Hanefi mezhebine göre cevabımızı verelim. <laughs> Beyefendi ve iki tane e, hanımefendi kızları bu şartları taşıyorsa, mukim iseler, seferde değillerse, e, akıl, bali ve Müslüman olmak şartları zaten var. O takdirde kurban kesmeleri vacip oluyor. Yani o evde üç tane Üç ayrı hisse kesilecek yani. Kurban kesilmesi gerekiyor.